Yıkacağız. Şöyle yıkamamız lazım. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma. Sefalar getirdiniz. Gönül dostlarım, iyikilerim. İyi ki de geldiniz köydeki evimizin bahçesine. Sevgili arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler iyiyiz. Bizlerde bir yaramazlık, bir sorun yok. Köydeyiz. Sabah erken saatlerde kalkıyorum arkadaşlar. Kahvaltı hazırlıyorum. Önce işte bebekle falan ilgileniyoruz. Bugün dedim kahvaltıya bahçemizdeki yetişen ilk önce çıkan sebzelerden, değerli nimetlerden değişik kahvaltı hazırlayayım dedim arkadaşlar. Bizim bahçede çeşne domateslerin halini görüyor musunuz arkada? Yayıldı, birbirine ulaştı. O kadar çiçek çok ama domates daha şu anda göremiyorum, görünmüyor. Bunlar bir şekilde nasıl olduysa azdılar. Azdı yani, nasıl azdı bilmiyorum. Maşallah böyle birbirine yayıldı. İnşallah yayıldığı kadar, boyu kadar da verimli olursa, domates dökerlerse çok güzel olacak. Bilmiyoruz, gayri bakacağız. Ben de şöyle sabah sabah dedim bahçeyi dolaşayım. Neler var yok, neler var neler yok bir bakayım. Olanlardan kahvaltıya farklı bir şey yapayım dedim arkadaşlar. Evet. Kesinlikle yasaktır. Jandarma veya polis ateş yakanları yakaladığı zaman mevzelerinden dolayı tüm halkımız dikkatli olması gerekmektedir. Evet arkadaşlar, ilanı duyduk. İlanın birincisi çok önemli. Yangın. Ormanlarda yangın var. Yani bahçelerde ve piknik yerlerinde ateş yakmak yasak. Kesinlikle yakmayalım. Allah korusun, şu anda her yer çıra gibi. Ateş tutsa söğünmeyecek. Yani söndürülmeyecek. O kadar kurudu ki 2-3 gündür sıcakta her şey gazel oldu diyebilirim. Diğer şey de müjdeli haber. Artık yavaş yavaş gölet yapılmıştı bizim köyümüzün üst tarafına. Su sıkıntısı çekiyorduk ya bahçelerde, evlerde. İnşallah diyorum su sıkıntısı sona erer. Biz de bunları görürüz. Diyor ki gölet boruları geçecek. Yani tarlalara su verilmesi için kalın kalın borular geçiyor. Yani o kadar kalın ki yani. O boruların geçtiği tarlalar eğer tapulu ise ağaçlara tabii ki de ağaç yıkımı olacak. Ya da tarladan geçtiği yerler kamulaştırılacak, yani öyle olması gerekiyor. Herkes diyor tarlasının başında dursun. Daha Çakırlara kadar, Yaykın Ovası'na kadar, daha da belki uzaklara gidecekmiş. Olması gereken şeyler. İnşallah müjdeli haberi de duyduk. Borular döşenirse bu seneye yetişmez galiba. Bu sene olmaz zaten, şunda yaz çıkın diye de. Seneye inşallah göletten bahçelerimizi bol bol sularız. Böylelikle de köyümüzdeki su sıkıntısı gider. Gider mi? Gider, belli de olmaz. Yani bilmiyorum artık, evlere olmaz o su da bahçelere olursa en azından köydekiler bahçelerini gölet suyundan sular. Evlere de normal kaynak suyundan kullanırız. 1 saat akacağına 5 saat akar, böyle bir nefes almış oluruz. Allah'ın izniyle. Allah büyüktür. Allah'ın hazinesinde geniştir. Her şeyleri verir. Kabak toplayacağım. Aşkaba.
Aş kabağıyla bal kabağı arasında nasıl fark var? Sorulara buradan görsel olarak yanıt vereyim arkadaşlar. İnşallah. Bal kabağı. Bal kabağı şöyle yuvarlak olur. İki kabağımız var çok şükür. Bir tane burada var. Maşallah bu biraz büyük diyebilirim. Üç. Şöyle dört. Beş kök kabaktı sadece. Dört beş tane kabağımız olursa o da bize yeter. Bu sene az ektik. Şöyle görüldüğü gibi. Gönül dostlarım. Bu gösterdiğim yuvarlak bal kabağı. Hemen aş kabağını gösterelim. Şurada. Bakın aş kabağı da böyle uzun. Bunlar da kavrulur. Çok güzel olur. Bunlar da çok güzel. Taze taze kızartılır, kavrulur. Aş kabağı diye buna deniliyor. Salatalığa benzeyene. Orada gördüğümüzde bal kabağı. Geçen seneden bir tane daha bal kabağımız var. İnşallah önümüzdeki günlerde onu keseceğiz. Kabak reçeli yapacağım. Hala geçen seneden duruyor. Kabaklarda da bu sene gene hastalık var sanırım. Sarardı. Avazı yok. Şöyle kurumuş gibi oldu. Susuzlukla alakası yok. Bunun hastalık mıdır nedir bilmiyorum. Böyle oluyor gönül dostlarım işte. Şimdi geçelim aş kabağı toplamaya ve kahvaltı hazırlığına. Bismillahirrahmanirrahim. Bahçeden taze taze kopardığım aş kabaklarını
yıkadık. Yıkadığımız su boşa gitmesin diye de şöyle fasulye karonun içinde yıkadık arkadaşlar. Yani su israfı olmasın diye. Çatal. Kabakları çatal yardımıyla şöyle çiziyoruz. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Ateşimizi yaktık. Tavaya yağımızı koyduk. Kabakları bulayacağımız sos, un, tuz, karabiber ve tatlı toz biber diyeyim. Şöyle karıştırıyorum. Tuzunu, baharatlarını karıştırıyorum. Biraz mısırını, biraz da beyaz un. 50 yıl, 60 yıl öncesinin eskilerin kabak kızartmasını videolara taşıyoruz, bugünlere taşıyoruz. Çok taze olanlara işlem yapmadım. Çizik atıyorum. Bu şekilde. Şu anda köydeki bahçemizden topladığım kabakları kışın İzmir'de bardaklarda filizlendirmiştim. Çünkü Kütahya'nın hava şartları çok çetin. İzmir'de filizlendirip getirip bahçemize dikmiştik. Şu anda da hasadını topladık. Dilimlediğim kabakları unun içine atarak una bulanmasını sağlıyorum. İyice karıştırıyorum. Unla kabak buluşması, yağda kızarması çok güzel oluyor. Buna buladığımız kabakları kızmış olan yağa atıyoruz. Arkadaşlar, kızartmanın her türlüsü insan vücuduna zararlı. Zararlı olmasına da senede bir kere de böyle kendi bahçemizde tazecik sebzeler çıktığında da kızartmak iyi oluyor, güzel oluyor. İnsanın canı çekiyor, nefsi çekiyor. Senede bir kere böyle kızartalım diyoruz gönül dostlarım. Ben una bulayıp da kızartıyorum şu anda. İçerisine baharat eklemek size bağlı. Tuz mecburi. Unun içerisine tuz karıştırmamız mecburi. Baharat koymamız mecburi değil. Ebem nasıl yapardı? Un, tuz, bir de pul biber koyardı. O zaman karabiber bu kadar hani çok kullanılmıyordu ya da bilinmiyordu, bilmiyorum. Şimdi bazen şöyle de kızartılabiliyor kabak. Unla suyu açıyorsun, yumurta kırıyorsun içine.
akışkan hamur haline getiriyorsun. Geçen günü ben hani çiçek kızartmasında yaptım ya, bulamaç deriz biz ona. O şekilde de kabak kızarıyor. Lakin inanın denedim, yumurtalı denedim. Yumurtayla unu, suyu üçünü karıştırarak, baharatlayarak öyle denedim. Çok beğenemedik. Sade unla suyu karıştırdım. Onu da beğenemedik. Baharatladık, yine tuz da var tabii. Hepsinde olmazsa olmaz tuz. Onu da beğenemedik. En güzeli ebemin usulünden, ebemin tarifinden. Yani 100 yıl öncesinin tarifinden. Ebemden sonra anam, anamdan sonra bizler. Bu tarif çok güzel. Geçen seneden, önceki sene üşenmedim. Kabaklar çıktı. Bir kere yumurtalı suyla falan yaptım. Unla karıştırdım işte, yumurtalı hamur haline getirerek yaptım. Beğenemedik. Hamura bulayıp kızartılan kabak, unla yapılan kabağa göre lezzetli olmuyor. En güzeli ebemin tarifi. Bu tarif una. İstediğiniz baharatı karıştırıyorsunuz. Tuz mecburi, onu da ekliyorsunuz. Kabaklar zaten dildiğimizde ıslak oluyor. Yıkıyoruz. Bir de çatalla böyle çiziyoruz. Çizdikten sonra tekrar üstündeki kalıntıları, kabuk kalıntılarını yıkıyoruz. Zaten kabaklar ıslak oluyor. Una beliyoruz. Balık gibi, balık kızartır gibi tıpkı kızartıyoruz yağda, süper oluyor. Bir de odun ateşinde olursa daha da mükemmel oluyor gönül dostlarım. Çünkü ebemin tarifinden süper oluyor. Bunu da buradan belirteyim. Öbür türlü ben kaşığı kızarttıysam kimse beğenmedi. Yani yumurtaya ne gerek vardı? Hamur yapmaya ne gerek vardı? Una bulayıp bulayıp kızartsaydın, üzerine de bir de sarımsaklı yoğurt dökseydin daha süper olurdu dediler. Ben de aynı kanıdayım. Bu şekilde güzel. Size de böyle tavsiye ederim. Bize yetecek kadar kızarttıktan sonra kalan kabakları kızartacakmış gibi dilimliyorum. Taze kabak kızartması çok güzel oluyor. Diğer kızartmalardan da her gün olmamak şartıyla bir kere, iki kere, üç kere yiyebiliriz yani, canımız çekiyor değil mi arkadaşlar? Sürekli kızartma olmaz tabii ki de. Kabak yemeği çok güzel oluyor. Kabak yemeği süper bir şey oluyor. Kabakların bir kısmı burada kızarırken dilimlediğim kabakları da güneşe, bezin üzerine sereceğim. Kare doğuracağız. Bunlar kızartmalık olacak. Bunlar da kavurmalık. Buzdolabı torbasına dolduracağım ve dondurucuya yerleştireceğim. Bunları neden serdim? Bunlar da birazcık güneşte kalacak. Çok az. Üzerindeki yıkadığım eğret su ve kabağın şöyle kestiğimizde sulu oluyor ya. O su birazcık tepiyesiye kadar, az. Kuruyasıya kadar kalacak. Su kuruyasıya kadar. Kabak değil. Bunlar biraz, bir saat kadar şöyle suyu tepiyecek. Kabak dilimlerinin bu yüzü bayağı bir soruştu. Şöyle çeviriyoruz. Çok az da bu tarafı soruşacak. Kabak dilimleri yeteri kadar soruştu. Kızartmalık ve kavurmalık kabak. Buzluğa donduracağız. Kızartmalık ve kavurmalık kabaklarımızı buzdolabının rafına yerleştirdik. Kışın kuru soğan doğuracağız kavurmada.
Kuru soğan öldükten sonra kabaklar atacağız. Biraz kavruldu mu şöyle dondurduğumuz domateslerin kabuğunu soyarak başına ilave edeceğiz. Baharatlarını koyacağız. Tuz atacağız ve çok güzel bir kabak kavurması oluyor kışın. Taze dalından kopmuş gibi oluyor. Bu şekilde de kızartmalık kabak, o da yine mükemmel, süper oluyor arkadaşlar. Kıştan dondurup, ama yazdan dondurup kışında kızartıp sizlere göstermiştim. Böyle süper oluyor. Yapıp yiyenlere afiyet olsun bari. Taze kabak kızartması, ebemin tarifimden. Kızartıp yapıp yiyenlere afiyet olsun, şifa olsun. Kızartma şifa olmaz. Ama bu tariften, ebemin tarifinden çok lezzetli olur. Senede birkaç kez yiyebiliriz değil mi arkadaşlar? Hepimize afiyet olsun. Suluyoruz. Az önce aparlı o ne dedi, duydun mu? Gölet. Kamulaştırma gölet için dedi. Borular döşenecek dedi. Herkes tarlasının başına olsun, ağaç sayımı yapacak dedi. Gölet yapılıyor yani, su gelecek inşallah. İnşallah. Şimdi biz kuyumuzdan suluyoruz. Bunlar da şey ya, bak bak şunlar. Of. Çok kötü yapışkan. Kuyudan iyi çorabı takmışsın bak. Ha, iyi. Ha, iyi duruyor bu. Ben yakınca durmuyor. Hani taş var ya, taş onu sabitliyor. Şu taş. Evet, bak, olmuş. Buradan niye su kaçırıyorsun ki sen? Tamam. Tamam, iyi. Biber bay sulansın dedik değil mi? Evet. Kazık gibi olmuş, çok şey kurumuş olmuş. Kurumuş. İki günde kuruyor, iki. Evet, anladım. Patatesleri de sularız gitmeden. Gitmeden sulayayım. Şimdi biraz şu bibere de şu çeriye. Çeri de bulamadım değil mi, hiç domates? Bulamadım anne. Bak önündeki annem şey var ya, çeşniği var ya bak, ayağın dibinde. Hı, şu. Ne güzel dökmüş bak. Hani ben, şu mu? Aha, o. Nerede hani çocuğum? Bak. Ben niye göremedim? Şurada dökmüş bak. Elimde. Hmm. Burada var. Şu dala bak anne. Bak. Maşallah. Öte atan mekini kırmadan. Ben atmadım dedim de kırılacak anne. Kırılacak değil mi? Geçtiğimiz yerde diye. O yüzden ben ne yaptım biliyor musun anne? Heh. Böyle aralayı verdim. Heh. Yavaşça üstüne astık. Kırılmaz inşallah. Heh. Yatırdık. Yat o da, o da uyu. Bak anne, buradaki nerede dökmüş? Dökmüşler mi? Bak anne. Maşallah, barikallah. He. Bak burada evet, da var maşallah. Evet, evet. Barikallah. Senin emeklerin yavaş yavaş geliyor anne. Geliyor, geliyor. Hep birlikte sulu sulu yiyeceğiz inşallah. İnşallah. Olursa. Bunlar da bu kabaklarda bilerek, şu ötedeki tohum, şunlar da polenin kabak çekirdekleri. Polen, polen, polen. Oğlaklar nasıl meliyordu? Polen gibi ha. Maşallah. Ben yemeğe bir bakayım, yanmasın. Tamam anne. Ben de burayı sularım. Sen de sula, ben sofrayı hazırlaya koyayım. İşleri paylaşalım. Tamam, sağ olasın. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İşleri paylaşalım. İşte böyle sevgili arkadaşlar. Bugün de böyle akşam oldu. Beraber Yakup'la işleri yapıyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Köyden, bahçemizden hepinize selam olsun. Sesimin gittiği her yere güzellikler, saygı, sevgi gitsin. Gönül dostlarım, iyikilerim diyoruz. Ocakta yemeğim vardı. Yemek yanabilir diye koştum. Sanki yanmış, yanık kokuyor gibi. Allah korusun.